Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni dersimize hoş geldiniz. Bugün iki tane önemli sözcüğü öğreneceğiz. Was ve Where. Bakalım bu sözcükler nasıl kullanılıyor? Bu sözcükler son derece önemlidir İngilizce'de. Temel oluşturuyorlar. Örneğin burada, şimdi ekranda görüyorsunuz. I am here, you are here. Bunları birinci basamağımızda öğretmiştim. Buradayım, buradasın, burada... Ama şimdi biz onun geçmişini öğreneceğiz. Şimdiki zamanda hatırlatıyorum. Tekil ben olduğu zaman biz am diyorduk. I am. Tekil o olduğu zaman biz is diyorduk ve bütün çoğullarda biz are diyorduk. Evet. Sen de çoğullara dahildir çünkü İngiliz dilinde sen yok. Siz ve sen aynı bir çoğul sözcüğüyle veriliyor, ifade ediliyor. You. Şimdi e, şimdiki zamanda üç tane sözcük kullanılıyor çünkü ben ve o için farklı sözcükler kullanılıyor. Ama geçmiş zaman daha kolay. Geçmiş zamanda tekil bütün tekiller için sadece bir kelime kullanılıyor. Was hem ben hem o için sadece was ve bütün çoğullar için sen dahil were. Şimdi bakalım geçmiş zamanda biz bunu nasıl kuruyoruz. Örneğin buradaydım. I was here. Buradaydın ya da buradaydınız. You were here. O buradaydı. He was here. She was here. It was here. Buradaydık. We were here. Buradaydılar. They were here. Şimdi bunun olumsuzuna bakacağız. Sonra örneklere. Çünkü oldukça kolay. Was Sadece not ekliyoruz. Biliyoruz artık ki am, is, are buna not ekledik. I am, I am not, you are, you are not gibi. Was aynı şekilde was not, were da aynı şekilde were not. Bakalım burada değildim, burada değildin, burada değildi gibi ifadeler nasıl söyleniyor İngilizce'de? I was not here, burada değildim. You were not here, burada değildin ya da burada değildiniz. He was not here. Erkek hakkında o burada değildi. Kadın hakkında ise she was not here. Bir eşya hakkında ise it was not here. We were not here. Bizim hakkımızda biz burada değildik. Ve onlar hakkında they were not here. Şimdi her zamanki gibi artık birinci basamakta değiliz. Artık dokuzuncu basamaktayız. Sık sık aynı şeyleri gördük was not gibi ifadeler ne yapıyor? Kısaltılıyor. Kısaltılmış şekilde wasn't oluyor. Tabii ki daha çok kullanılıyor. I wasn't here. Burada değildim. You weren't here. He wasn't here. She wasn't here. It wasn't here. We weren't here. They weren't here. Ondan sonra biraz örnekler vereceğiz. Bugün sıfatlarla örnekleri vereceğiz. Biraz bazıları artık biliyor olabilirsiniz. Bazıları yeni olabilir sizin için birkaç sıfat vereceğim. Nice. Güzel, iyi örneğin hava hakkında, ev hakkında, eşyalar hakkında, insanlar hakkında nice güzel, iyi anlamında söylüyorlar. Hungry aç. Thirsty susuz. Bu kelimeyi telaffuz etmek biraz zor olabilir. Önce dişler arasında f, sonra ö. thirsty. angry, öfkeli, kızgın. happy, mutlu. easy, kolay. difficult, zor. small, küçük. large, büyük. bad, kötü. Bunlarla birkaç örneğe bakacağız. The weather was nice. Hava güzeldi. Bugün bu yeni kelimeyi de öğretiyorum. Weather. Burada da dişler arası the sesi var. Birincisi de w. The weather was nice. Hava güzeldi. I wasn't hungry. Aç değildim. I wasn't hungry. We were thirsty. Biz susuzduk. We were thirsty. George was angry. George kızgındı. George was angry. They were happy. Onlar mutlulular. They were happy. It was easy. Bu kolaydı. It was easy. The work wasn't difficult. Bu iş zor The work wasn't difficult. You were small. Sen küçüktün. You were small. The house was large. Ev büyüktü. The house was large. The drinks weren't bad. İçecekler kötü değildi. The drinks weren't bad. birkaç daha examples yani örnekler vereceğim. Türkçeden başlayalım sonra İngilizce söylemeye çalışalım. Yeni basamaklarda biraz daha uzun cümleler gerekir. Bugün hava güzeldir ama dün kötüydü. Bunu nasıl söyleyeceğiz? Today the weather is nice, but yesterday it was bad. Today the weather is nice, but yesterday it was bad. Otel odamızı beğenmedik, çünkü çok küçüktü. We didn't like our hotel room, because it was very small. Böyle daha uzun cümlelerde dikkat ederseniz, birinci beğenmedikten başlıyoruz, sonra otel odamızı diyoruz. Birinci we didn't like, sonra our hotel room. We didn't like our hotel room because it was very small. yemek yemedi The cook didn't eat because he was angry. The cook didn't eat because he was angry. Babam küçük olduğu zaman ben yoktum. ben yoktum demek için İngilizce'de orada değildim. Sözcükler kullanılıyor. Şöyle diyoruz. When my father was small, I wasn't there. When my father was small, I wasn't there. Dün İngilizce zordu ama bugün kolaydır. Yesterday English was difficult, But today it is easy. Peki soru cümlesi nasıl kurulur? İşte I was ne olacak? Aksine çevrilecek. Was I şeklinde. I was, was I? Was I? You were, were you? He was, was he? She was, was she? It was, was it? We were, were we? They were, were they? bunları cümlede, metinde nasıl kullanıldığını göreceğiz ama biraz sonra önce bunları bir özetlemek istiyorum. Olumlu örneğin diyoruz hava güzeldi. The weather was nice. Karşılaştıralım olumsuzla. Olumsuzda the weather wasn't nice. Hava güzel değildi. Soru sormak için hava güzel miydi diye Was the weather nice? İşte böyle karşılaştırarak görebilirsiniz bütün tabloyu nasıl oluyor. Ya da başka bir şey. Sen susamıştın. You were thirsty. Sen susamamıştın. You were not thirsty. Şimdi soruyorum sen susamış mıydın? Were you thirsty? Burada çok ilginç bir şey var. Türkçede bazı fiiller örneğin susamak Korkmak, doğmak gibi fiiller ve daha çok çok böyle fiiller var ki İngilizce'de is ile is, was, were gibi sözcüklerle birlikte kullanılıyor. Örneğin thirsty susamış anlamına geliyor. Bir sıfattır ama Türkçe'de thirst susamak bir fiildir. Bu böyle I am thirsty, ben susadım. Örneğin geçmişte susadım gibi görünüyor ama şu an susamışım yani. Ya yeah, I was thirsty susamıştım o yüzden. Şimdi çok ilginç bir örnek doğmakla ilgili. Born doğmuş anlamına geliyor. Birisi born ise yani o doğmuş durumdadır, doğmuş durumdadır. O yüzden biz sormak istersek ki nerede doğdunuz? Where were you born? Yani siz nerede doğmuş idiniz olarak soruyoruz İngilizcede. Where were you born? Were you born in Paris? Paris'te doğdunuz mu? Hayır. No, I wasn't. I was born in Kiev. Kiev'de doğdum. But my parents weren't born in Kiev. Fakat annem babam Kiev'de doğmadılar. Türkçe'de hep fiil kullandık ama İngilizce'de hep was born. Şimdi is born desem doğuyor anlamına gelecek. Böyle bir deyim var İngilizce'de. I wasn't born yesterday. Dün doğmadım yani ama anlamı enayi değilim. Evet şimdi de birkaç cümle İngilizceye çevirelim. Türkiye'de yaşadınız mı? Did you live in Turkey? Evet ama orada doğmadım. Yes, I did, but I wasn't born there. Türkiye'de yaşadığınız zaman mutlu muydunuz? Bu biraz uzun cümle, mutlu muydunuzdan başlıyoruz. Were you happy when you lived in Turkey? Cümle biraz farklı şekilde kuruluyor. Türk dilinde sonuncu mutlu muydunuz, İngiliz dilinde birinci olacak. Were you happy when you lived in Turkey? Mutlu muydunuz o zamanki yaşadınız Türkiye'de. Bak, söz be söz böyle olacak. Were you happy when you lived in Turkey? Yeah. Evet çok mutluydum. Yes, I was very happy. Hayat zor değil miydi? Wasn't life difficult? Zordu ama biz aç değildik. It was, but we weren't hungry. Zordu yani it was difficult tekrarlanmamak için İngilizce'de sadece it was olarak olumlu bir cevap veriliyor. Wasn't life difficult? It was. Evet zordu. But we weren't hungry. Ama biz aç değildik. Orada çalıştınız mı? Did you work there? Hayır ben küçüktüm. No, I didn't. I was small. Evet sevgili izleyiciler, dersin sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki basamakta görüşmek üzere. İyi günler.